Gel de bir şeyler atıştır, sonra çizersin. Hayır. Adviye Hulusi'ye yaklaştığımı hissediyorum. Birazdan çarpacaksın, önüne bak. Ayten, tam lokmamı yutarken espri yapma. Vallahi boğazımda kaldı. Onun sancılarını duymaya başladım. Gastriti mi varmış rahmetlinin? Ayten, benim bile boğazımda kaldı yani. Vallahi ben inanırım. Olabilir. Bugünkü filmde ölmeden önce evin sahibi olan Ruh eve yeni taşınan adama dadanıyor. Adamı kontrol altına alıp sonra ona kendisiyle ilgili hayaller gördürmeye başlıyordu. Ya Arman! Cansu, ne ilgisi var şimdi? Belki Adviye Hulusi'nin ruhu da rüyayı esir almıştır. Belki şu an evin içinde dolaşıyordur. Belki de bizimle aynı sofrada oturuyordur. Şaka canım, şaka. Aa, ekmeğimi kim yedi peki? Cansu! Uy, ne olduysa? Ne olacak? Hayatının hatasını yapıp Cansu'yla arkadaş oldu. Ya saçmalama Beru'ya. Sen böyle şeylere inanıp korktukça Cansu'nun ekmeğine yağ sürüyorsun. Hiç. Saçmalık işte. Niye korkuyorsun şimdi? Herhalde Adviye Hulusi denen kadın eskiden bu evde yaşamıyordu. Herhalde ruhunun sana işaret falan verdiği de yok. Böyle şeyler filmlerde olur. Doğru söylüyor. At artık şu gereksiz korkuları. Adviye Hanım herhangi bir kadın, herhangi bir ressam, o kadar. Cansu, bu akşam ceza olarak rüyaya modellik sen yapacaksın. ama bu yargısız infaz. Bak, bak sağ defter. O da tıpkı senin gibi hep kadınları çizmiş ha. Bakayım. Kim bilir kurbanları. Modelleri kimlerdi? Burada imzası da var. Gerçi biraz karışık. Ahu, ne? Ha işte, Derin Annem'i çizen de o. Ahulusi. Ahulusi mi? Hı. Bu isim bana hiç yabancı gelmiyor. Ahulusi değil canım. A'dan sonra nokta var. A nokta Hulusi. Ahulusi Beşinasi. İşaret geldi. O burada. Meryem'i sen alıyorsun emmioğlu. Allah mesut etsin. Canım ne var şimdi bunda bozulacak? Aslında çok şanslısın. Meryem iyi bir kız. Benim gönlüm o anda değil. Sana bir şey diyeyim mi emmioğlu? Evlilikte gönül aynı yerde oturmazlar. Evlilik iş ortaklığı gibi. Akıl lazım. Hesap kitap lazım. Kadın erkeğin getirdiği ekmekle idare etmesini bilmeli. Hatta arttırabilmeli. Hatta arttırdıklarından bile arttırabilmeli. Kadın müsrif olmayacak. Bir kat elbise eskimeden bir kat daha diye tutturmayacak. Hatta elbiseyi kendi dikecek. Çocuk yapacaksa bu elbiseye göre yapacak. Hatta bu dikilen elbiseyle 3-5 çocuk büyütebilecek. Meryem akıllı kız. Meryem yetenekli kız. Dikişi nakışı biliyor. Az malzemeyle çok yemek yapabiliyor. Eğer çöpün kısasını ben çekseydim, Meryem'i okul bitirdikten sonra isterdim emmioğlu. Çok ballı çocuksun ha. Seni kıskanmadım desem yalan olur. Yavaş. Yavaş. Her şey birbirine bağlanıyor şimdi. Rüyanın resme sardırması. Sonra gidip sahaflardan körün taşı gibi bu kitabı bulması. Adviye Hulusi'ye takması. Sonra bizim bu filme gidişimiz. Müştemilatta bulunan resimler. Arkadaşlar bu bir tesadüf. Çok tuhaf bir tesadüf Armağan. Yavaş. Yürü. Yürü. Ne yani? Şimdi Adviye Hulusi bize işaret mi vermeye çalışıyor? Evet. Bu cümleyi bile sana o söyletiyor. Bizi arıyor olabilir mi? Oradan buraya telefon attı yok Ayten. Nereden biliyorum? Yoksa bu cümleyi de mi bana o söyletiyor? Alo? Aa, Sertaş sen misin? İyiyim. Biraz tuhaf şeyler oldu da. Ne gibi mi? Söyle söyle. Sen Adviye Hulusi adında bir ressam tanıyor musun? Efendim?
sanat tarihçileri açısından önemli biriymiş. Biz nereden mi tanıyoruz? Bizim evde oturuyor de. Bunu da galiba bana söyletti. Recep, ben Meryem Alaman. Göğünün başkasında. Ne? Ne demek göğünün başkasında? Başka bir kız seviyorum ben. Ne diyorsun sen Emmoğlu? Ne kızı? Okuldan filan mı? Armağan'ı seviyorum ben. Umudum yok. Ama onu seviyorum. Hem de çok seviyorum ben Recep.